Herkese merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Akıl Ayfi Gayrimenkul'den Yusuf Dursun. Bugün Kartal Soğanlık'ta elimize yeni gelen dairemizin tanıtımını yapacağım size. Bu dairemiz dubleks bir daire. Şu anda mutfağımızdayız. Dairemizde bir balkonumuz, yukarıda da bir terasımız var. Dubleksimizin merdivenini bu şekilde ayarlamışlar. Bu alan gayet kullanışlı, mülk sahipleri. Gördüğünüz gibi ardiye olarak da kullanabilirsiniz. Buraya hani özel bir şey yapıp size kalmış, tamamen dizayn etmek. Burada ciddi bir alanınız var normalde. Buraya özel dolaplar yaptırılmış. İsterseniz işte bunu kaldırıp masa olarak da kullanabilirsiniz, buraya 2-3 kişilik masa koyup. Dairemizin aşağı katı, yani şu an olduğumuz kat 2+1. Soğanlık yeni mahallede metroya 2 dakika, 3 dakika, hani çok yakın, hemen yanında diyebilirim yani. Bu özel yapılmıştır, buraya ait bırakılacak. Kombimizin dolabı. Bu balkonumuz da gayet geniştir, gördüğünüz gibi buraya hani bir masamızı da atmışlar. Güzel bir balkonumuz var. Evimizin önünde otopark alanımız mevcut. Şöyle konumu gayet iyi göstermeye çalışayım. Evet, burası. Bir de mutfağı bu açıdan özellikle. Şu an ankastremiz tam değil. Buraya kendiniz ankastrenizi güzel şekilde ayarlayabilirsiniz. Evet, salonumuza devam edelim. Burası dairemizin salonu. Dairemiz 3+2. 150 metre brüte alana sahip. 150 metrekare brüte alana sahip. Net olarak da 115 civarı bir netimiz vardır diye tahmin ediyorum ben. Bir ciddi bir alana sahip. Salonumuzun kullanımı bu şekilde. Minimal eşyaları kullanılarak evi kendinizce dizayn edebilirsiniz. Şuradan da alanı göstermeye çalışayım ve dört cephemiz de açık. Şurada yanımızda bina var ama hani çok yakında değil ve özellikle tüm camlarımızı görmüyor. Şöyle. Gördüğünüz gibi mülk sahiplerimiz hani iki tane üçlü koltuk, bir de yemek masalarını sığdırmışlar. Bir tane tekli koltuğumuz var. Ya, dizayn etmek tamamen size bağlı. Bu konumda özellikle dairelerin boyutları bu şekilde oluyor. Ama bu konumun en değerli olayı metro olayı. En beğendiğim yeri özellikle terası. Göstereceğim hepsini detaylı. Özelliklerini devam ettireyim. Burası çocuk odamız. Bahsettiğim gibi aşağısı 2+1. Binanın yakınlığını da şöyle göstereyim. Bir de camlarımız çift açılır. Binamızın yakınlığı bu şekilde. Alan gayet kullanışlı. Minimal eşyalarla müthiş bir şekilde evi dizayn edebilirsiniz. Yatak odamızın genişliği şu anda yeni yapılan birçok yatak odası gibi ideal standart yapılar. Dolabımız büyük dolap. Gördüğünüz gibi kapımız açılıp kapanıyor. Büyük bir dolap ve aslında şurada bir yer daha var, hani sıkıştırabilirsiniz. Yatağımız ve mülk sahibimizin özellikle makyaj vestiyeri büyük. Burada alanımız mevcut. Yatak odamızı bir de şöyle göstereyim. Evet. 3+2. Dubleks dairemiz. Burada bir banyomuz var. Yukarıda da alafranga tuvalet denilecek gibi bir banyomuz var. İki tane banyomuz var yani. Gayet kullanışlı, ideal, standart. Koridorumuz bu şekilde. Kapımız, giriş kapımız. Yukarıyı ziyaret edelim. Tahta merdiven.
Dairemizin hol kısmı burası. Yukarısı daha ben daha çok beğendim özellikle yukarısını. Burada mülk sahibi işte çalışma odası, terzi işleri herhalde kendisi bir kısım. Gördüğünüz gibi alan gayet geniş, kullanışlı, akarı kokarı hiçbir şekilde yok. Her şey yapılmış, kat mülkiyet iskanlı. Çamaşır makinemizi buraya koymuş mülk sahibimiz. Alafranga, tuvaletlenecek tarzda. Alan gayet kullanışlı. Hani üstü ayırabilirsiniz. Şöyle çift girişi değil burası. Yani üstü farklı bir işte çocuğunuzu ayarlayabilirsiniz varsa. Ya da özel olarak kendinize şu duvarı da yıkabilirsiniz özellikle. Yani projesine bakılıp ayarlanabilir diye düşünüyorum. Evet, terasımıza hemen bakalım. Burası dairemizin terası ve gördüğünüz gibi müthiş bir terasımız var. Kapatabilirsiniz bu terası. Gördüğünüz gibi. Kuzey cephe, kuzeydoğu özellikle. Bu soğanlı kısmında bu talep ediliyor. Çünkü çok sıcak oluyor. Ferah bir hava istiyorsanız özellikle. Terasımız müthiş bir genişliğe sahip. İstediğiniz gibi kapatabilirsiniz. Evet. Evet arkadaşlar. Dairemizin tekrar özelliklerine gelecek olursak. Dairemiz 3+2. 160 metrekare brüt alana sahip, net olarak 115 civarında bir netimiz var. Göz kararı söylüyoruz genel birçok daireye girdiğimiz için ama dediğimiz gibi daire gördüğünüzdür. Yani gördüğünüz alan dairenin metrekaresidir. Büyüğü küçüğü yoktur. Videoyu da o yüzden çekiyoruz özellikle. Alanımız gayet geniş ve kullanışlı. Tavan boylarını kendilerine göre, yani bu kendi boylarına göre ayarlamışlar. Bir sıkıntıları olmuyordu. Ben de geçip gidiyorum. Değmiyor hiçbir şekilde. Mesafede kalıyor. Hani boyunuz da çok uzunsa işte tavanı da yukarıya kaldırabilirsiniz. Kat mülkiyet iskanlı olduğu için ya bunu işte bir masrafınız gerekir sadece. O sizin kendi yapınıza, masrafınıza dair bir şey. Ama şu an daire masrafsız. 2016'da bitmiş büyük ihtimal. İlk satın alımlar, ilk oturumlar. 3+2 160 metrekare, net olarak 115 metrekareye denk geliyor. 5 katlı bina. Dubleksi saymazsak işte 4 katlı diyebilirim size. İşte zemini falan saymazsak. 5 katlı binanın 4. katında dairemiz. En üst kat. Bahsettiğim gibi sudur, akıntıdır, hiçbir şekilde hiçbir şey yok. Bunların hepsinin önlemini alınmış ki zaten mülk sahipleri oturarak yaşıyor. Yani bir yatırımcı, kiracı falan değil. Mülk sahipleri yaşıyor burada. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Fiyat kısmını da aşağıya ekleyeceğim.